Caroline'ın hayatı sona erdi. Erkek arkadaşı onu terk etti. Kırık kalbini şekerlemelerle iyileştirmesi gerekecek. Artık dişleri kimin umurunda? Küçük kız kardeşi bile üzgün. Molly Caroline'ı nasıl neşelendireceğini biliyor. Gizli tatlı bir oda yapalım mı? Bu fikir Caroline'ı hemen neşelendirdi. Hadi başlayalım. Molly bir raf yaptı ve şimdi de sandalyeleri bitiriyor. Ah evet. Burası vahşi batı ve Caroline kızlarını terk eden adamı arıyor. Molly onun ağlamaması için her şeyi yapar. Caroline evin nasıl dekore edileceğini planlıyor. Kız kardeşinin pek çok fikri var. Fikir sahibi olmak için çok gençsin. Ancak ikisi de duvarın yenilenebilir olması gerektiği konusunda hemfikir. Hadi işe koyulalım. Bir şekerci dükkanından tüm şekerlemeleri satın aldılar. En azından şimdi yiyecekleri çok şeyleri var ve süsleyecekleri. Hadi bunu kutlayalım. Peki neyle başlamalıyız? Küçük şekerlemeler, makaron veya çikolatalar. Seçiminizi aşağıya yorumlayın. Caroline eski oyuncakları karıştırıyordu ve bir su tabancası buldu. Eller yukarı! Hiçbir şey seni kurtaramaz. Bu silah artık ateş edemez. Buna da gerek yok zaten. Ama Molly bu kadar kolay pes etmeyecek. Göze göz. Molly şekerlemeleri sever. Bunlar onun odaklanmasına yardımcı olur. Hay aksi, yerlerde buna bayılır. Onu geri ver. Onu geri almasını biliyorum. Fakat şimdi de bir leke oluştu. Ama bu halı onu örtecek. Bu mükemmel bir sonuç. Bir paket donut. Molly hepsini yiyecek mi? Ya Caroline? Molly bundan ilham aldı ve havalı bir ayna yaptı her ikisi için. Caroline donutlara direnemez. Molly dekorasyonla uğraşırken Caroline yemek yiyordu. Sonra kutuyu tekrar yerine koydu. Kendini biraz fazla kaptırmış. İyi ki kutuyu yememiş. Süt ve kurabiyeler meditasyon gibidir. Ancak bu atıştırmalıklar sınırsız değildir. Molly geriliyor. Ablasına yardım etti ve şimdi de Caroline ona yardım edebilir. Bu çok büyük bir bisküvi. Bardağa bile sığmıyor. Molly'nin ağzı da küçük. Bu bisküvinin büyük bir havuza ihtiyacı var. Evdeki bütün sütü boşaltıyoruz. Hatta komşudan da biraz çalmak zorunda kaldık. Hepsi senin için Molly. Caroline bir dondurma kovasını saksı yaptı. Oldukça şirin görünüyor. Molly buradaki her şeyin tatlı olmasını istiyor. Bitkilerin bile. Gazoz meyve veriyor. Hadi hasat edelim. Sonra da paylaşalım. Caroline hafif kilden kocaman bir makaron yaptı. Molly onu ısırmaya çalıştı. Yepyeni spor ayakkabılarının altına yapışmış sakız gibi. Onu yiyemezsin. Molly'nin onunla işi henüz bitmedi. Bu sadece ilk turdu. Lamba bozuldu. Dondurma yağmuru beklemiyorduk. Caroline çok dağınık. Ama yardım etmeye hazır. Birlikte çalışırsak daha hızlı ve daha eğlenceli olabilir. Bir dondurma ışığı harika. Muhteşem. Ah, biraz dikkatli olmalıyım. O da şimdi harika görünüyor. Caroline sakız çiğniyor. Fakat kızımız biraz abarttı. Sadece Molly onun bu cendereden çıkmasına yardım edebilir. Sakız çiğnemek onun uzmanlık alanı. Kazanan herkes oluyor. Şekerlemenin bitmesi kötü haber. Birisi bunu çok fazla yedi. Caroline o suçluyu yakalayacak. Bu tabloya karşı koyamayacak. İşte geliyor.
Molly şekere giden yolu bulmaya çalışıyor. Kızlar tüm paralarını şekerlemeye harcadılar. Geriye hiçbir şey kalmadı. Ama Molly'nin bir planı var. Diş perisinin parası var. Onu kandırabiliriz. Ancak diş için büyük annesinin takma dişlerini kullanacağız. Bu harika bir fikir. Sonunda zengin olacağız. Büyük annenin takma dişleri paha biçilemez. Ancak şimdilik büyük bir çekle yetineceğiz. Yes. Kızlar kendi karamellerini yapmak istiyor. Çok fazla şekere ihtiyaçları var. Fakat bu tehlikeli olabilir. Ancak fikirlerini değiştirmeye çalışmak anlamsızdır. Kızlar kontrolü kaybediyor. Molly'ye bir şeyler oluyor. Kızımız resmen çıldırdı. Yabani bir tavşan gibi. Şeker komasına girdiği açık. Biraz kahveye ve biraz da şekere ihtiyacı var. Caroline eski sevgilisini unuttu ve şimdi de yeni bir erkekle mesajlaşıyor. Molly şekerini çaldı. Belki de gerçekten işe gitme zamanı gelmiştir. Tatlı oda kendi kendine oluşmaz. Çimento olarak Nutella kullanıyoruz. Bu çok daha iyi. Caroline kendini tatlı bir duvarla koruyacak. Artık kızımız güvende. Hay aksi. Molly Nutella ve tuğla yiyor. Sırada Caroline'ı mı yiyecek yoksa? Bu bilgisayar odayla uyumlu değil. Dünyanın sonu gelmiş olmalı. Ancak Caroline bu durumu düzeltebilir. Renkli çıkartmalar bilgisayarını daha tatlı hale getirecek. Böylesi daha iyi. Ama elbette Molly her şeyi mahvetmek için burada. Her zaman yoluna çıkıyor. Bilgisayarı ve çıkartmaları mahvetti. Belki de çok fazla şeker yedik. Karnımız ağrıyor. Molly'nin nasıl daha sağlıklı olacağına dair bir fikri var. Bu şeker harika bir motivasyon olacaktır. Caroline bu fikri desteklemeliydi. Bunun patentini almamız gerekiyor. Caroline daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştı. O koşuştururken şekerlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Caroline şekerlemeyi bıraktığına göre Molly de bırakmalı. Şeker yerine tuz tarifi çok değiştirecektir. Molly hiçbir şeyden şüphelenmez. Bu çok güzel kokuyor. Deneyebilir miyim? Of, bu garip tat da ne? Şeker ister misin? Molly daha önce hiç hayır demedi. Ama bu çok 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 eksi bir şeker. Çok fazla şeker aslında dişleriniz için kötüdür. Diş ağrısı da dayanılmazdır. Babaları kızlarını dişçiye götürdü. Artık diş perisi bir daha geri gelmeyecek. Umarız derslerini almışlardır. Artık şeker yok. Yalnızca sağlıklı yiyecekler var. Odayı da artık yeniden yapmanız gerekecek. Babamızın en sevdiği oyun olan bitkiler ve zombilere uygun şekilde. Caroline ve kuzeni Molly Instagram'da harika bir gizli oda gördü ve şimdi bunu kendileri için istiyorlar. Caroline zengindir. Bu nedenle en iyi inşaat malzemelerinin tümünü karşılayabilir. Ancak onları kaldırmak kolay olmayacak. Kuzeninden yardım istemesi gerek. Molly'nin hiçbir zaman çok parası olmadı. Ama o kibar ve yardımsever. Kuzeni her zaman bundan yararlanır. Molly onun için her şeyi yapar. Caroline onu çok fazla çalıştırıyor ve ona malzeme taşıtıyor. Molly bunu kendi başına yapmakta zorlanıyor. Fakat Caroline'ın ona yardım etmek gibi bir derdi yok. Onun kendi odasını güzelleştirmesi gerek. Molly onu hayal kırıklığına uğrattı. İç dekor atmosferi gerçekten değiştirebilir. Caroline ortamın zengin görünmesini istiyor. Molly de Caroline'ın attığı ürünleri kullanmak zorunda.
Sonuç aynı derecede iyi. Caroline bu durum karşısında öfkeli. Herkesin odasında raflara ihtiyacı vardır. Caroline pahalı aksesuarlarını ve taçlarını burada saklayacak. Molly'nin odasında bir çöp kutusu gibi kullanıyor. Bu sinir bozucu bir durum. Molly'nin yaratıcılığı Caroline'ın çöpünü iyi bir şey için kullanmasına yardımcı olacak. Boya kullanarak normal bir kutuyu harika bir şeye dönüştürebilir. Bu çok güzel görünüyor. Çok paranız olduğunda her türlü aydınlatmayı karşılayabilirsiniz. Molly odasını nasıl aydınlatacak? Her yerin aydınlatılması gerekmiyor, değil mi? Bu Molly'ye kalmış bir durum. Çok geçmeden odasında Caroline'ın bile karşılayamayacağı havalı ışıklar oldu. Molly'nin küçük zanaatından sonra şimdi karanlıkta duş alması gerekecek. Molly hazine aramak için bodruma iner. Burada çok güzel şeyler olmalı. Bu eski bavul ne işe yarar? Ne yapıyor kızımız? Şimdi bunu görmek üzereyiz. İçinde başka bir bavul daha var. Bu onun yeni odası için olmaz. Onu bir sandalyeye çevirmedikçe... Fakat bu çok rahat değil ama Molly çok yaratıcı olduğu için odasında güzel dokunuşlar yapacak. Bu aslında bir yastık. Harika. Caroline onu kıskandı. Bu yüzden odası için bir sürü şirin yumuşacık minder sipariş etti. Fakir Molly ise eski ıvır zıvırlarıyla yetinmek zorunda. Kızımız üzgün küçük gri bir fareye benziyor. Ve Caroline da fareyi yakalamak üzere olan bir kediye. Caroline dizüstü bilgisayarı olan havalı bir masayı rahatlıkla karşılayabilir. Bu onun keyif köşesi. Artık yeni odasında turum turum trik videolarını izleyebilir. Molly o kadar sıkıldı ki ama aklına yeni fikirler geldi. Kızımız ne bulursa onu kullanıyor. Çöp kutusundan kendine bir masa yaptı. Dizüstü bilgisayar alacak parası olmadığından Caroline kendisinde olanı onunla paylaşmaya karar verdi. Molly yeni fikirler edinmeye devam ediyor. Teleskop yapabilir. Mesela tuvalet kağıdı ve kartonla. Caroline'ın sanata ve el sanatlarına ihtiyacı yok. O istediği yeni şeyleri satın alabilir. Zavallı Molly ile dalga geçiyor. Belki Molly'nin zengin bir hayal gücü yoktur. Molly Caroline'ın satın alamayacağı bir şeyi düşünmek zorundadır. Evini araştırırsa belki havalı bir şeyler bulabilir. İp ve elbise iğnesi kullanabilir. Caroline bunun işe yarayacağını düşünüyor. Büyük hata. Bu harika fotoğraf köşesine bakın. Caroline bundan etkilenmedi. Fotoğraflarını sergilemek için bir projektör aldı. Molly'nin fikri de kokuşmuş peynire döndü. Caroline'ın o kadar çok parası var ki onu saklamak için özel bir yere ihtiyacı var. Karmaşık kodlu bir kasa onun için mükemmel olur. Ancak kızımız kodu hatırlamıyor. Artık Caroline'ın parası ondan bile güvende. Bu belki de daha iyi oldu. Molly'nin kasası ise sadece eski bir kutu. En büyük hazinelerini burada saklar. Tek doları ve Caroline'ın kasasının şifresi. Hepsi bu kutuda güvendeler. Caroline tüm yiyecekleri aldığı için... Molly'ye kalan tek şey boş teneke kutular oldu. Caroline bunların hepsini yerse odasına bile sığamaz. Ama şimdilik bu durum umrunda bile değil. Akşam yemeğinin tadını çıkarıyor. Molly'nin yalnızca bir kurabiyesi var. Ama ona ihtiyacı var. Sıradan tenekesini de muma çevirebilir. Artık yemeği olan hüzünlü kurabiyesini yiyebilir. Caroline makyajına rötuş yapmak zorunda. Odası için özel bir ayna sipariş etti. Molly de böyle bir şey istiyor. Kızımızın bir fikri var.
Caroline burnunu pudralarken... Molly onun tepsisini çaldı. Yapıştırıcı ve süslemeler kullanarak tepsi renkli bir aksesuara dönüşebilir. Bu da Molly'nin odasını çok şirin gösterebilir. Ama Molly'nin makyaj malzemesi yok. Fakat o yine de mutlu olmanın yolunu biliyor. Caroline'ın odasında her türlü yiyecek ve içecek bulunur. Bunları Molly ile paylaşmaya bile razı olur. Ama sadece geride bıraktığı çöplerle. Hey, bu Molly için yeterince iyi. Bu kutuyu güzel bir amaç için kullanabilir. Bu yeni bir içecek. Mantar aromalı soda. Artık ikisi de soda içebilir. Caroline neşelenmek için müzik dinleyecek. Artık Molly bile dans ediyor. Caroline bundan pek memnun değil. Kızımız müziğini onunla paylaşmak istemiyor. Molly'nin aklına bodrumda bulduğu bavul geldi. İçinde ne var acaba? Eski bir plak çalar. Artık Molly'nin de müziği var. Peki ya kardeşi onu da alırsa? Böylesi daha iyi. Yeni videomuzu beğendin mi? O zaman beğenmeyi, abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Bir dahaki sefere Trum Trum Trik'te görüşürüz.